Lasciatemi cantare. Hadi. Come on. Spora çabuk gel. Arkadaşlar, uyandım. Şöyle bir dümenden bir kahve içip biraz dinleniyorum. Bizim Burak geldi. Bugün tüm gün boyunca hamburger yiyoruz. Bir tane protein barım ve kahvem var. O da uyandıktan sonra bir esinti olsun maksat. Güzel bir gün olacak. Bugün doyasıya gırtlağa kadar hamburger yiyeceğiz. Günün sonunda tartılacağız. Yarınsa hiçbir şey yemeyeceğiz. Doğru düzgün su bile içmeyeceğiz. Yarın akşam bu akşamki kiloyla yarın akşamki kiloyu kıyaslayacağız. Bakalım yani kilo alma, kilo verme bu kadar basit miymiş? Aradaki o dolum boşalım kilo farkını göreceksin. Burger yemeye daha gidemedik. Niye? Buranın dersi var. Devam. Haydi. Süpersin. Şimdi arkadaşlar, bu challenge'ı neden yapıyoruz biliyor musunuz? Challenge'ın amacı şu. Öncelikle Uğur abi diye bir abimiz var bizim. Uğur Yılmaz. Türkiye şampiyonasında şampiyon oldu bu yıl. Hatta Avrupa'ya da gitti. Avrupa'da seçmelerde galiba elendi. Ama başarılı bir yarışmacı. O da kendine bir YouTube kanalı açtı. Mert abinin Yeri adlı bir restoranda güzel bir burger challenge yapıyor bu. Cheat meal'ını orada yapıyor. Ondan sonra tabii ben de bu tarz bir içerik düşünüyordum. Uzun süredir aklımda vardı ama YouTuber'ların üretmiş olduğu, bizim vücutçuların üretmiş olduğu standart bir içerik olsun istemiyorum. Tamam mı? Böyle farklı bir şey olsun istiyordum. Bir de Emre arkadaşımızın Fit Yemek kanalının yapmış olduğu güzel iki içerik vardı. Oradan da biraz üretkenlik katarak farklı bir şey geldi aklıma. Mesela bizim vücutçu gençlerin, yeni başlayan gençlerin hep aklında şöyle bir soru işareti kalıyor, tamam mı? Yemek yiyorlar, kilo almaya çalışıyorlar. Bir hafta mesela yemek yiyor adam, tamam mı? Bir hafta boyunca yemek yiyor. Diyor ki ben işte 2 kilo aldım bir haftada. Abi sen bir haftada 2 kilo almadın. Gırtlağa kadar, sabahtan akşama kadar yediğin için adelen dolu, karnının içi dolu, her yer dolu. Anladın mı? Adelenin içerisinde glikojen depoları dolu. Sen kendini kilolu zannediyorsun. Depolar, su, vücut dolu. Ama bir gün böyle sağlam aç kaldığında gerçek kilonu göreceksin. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Veya adam mesela bir hafta boyunca diyet yapıyor. Aç kalıyor, tamam mı? Bir hafta boyunca böyle aç geziyor. Diyor ki ben işte 3 kilo verdim. Ya öyle bir şey yok. Sağlam 2 öğün ye, karnın, adelen, glikojen depoların dolduğunda geri alacaksın o verdiğin kiloyu. İşte bunun tamamıyla kanıtı olması adına böyle bir video yaptım. Yani bir günüm, bugünüm tamamen hamburger yemekle, tıka basa yemekle geçecek. Yarın ise hiçbir şey yemeyeceğim. Sadece çok azıcık su içeceğim. Hiçbir şey yemeyeceğim yarın. Challenge bu. Yani bakalım ben bugünün sonunda kaç kiloyum ve yarın akşamın sonunda bir gün aç kaldığımda kaç kiloyum? Buyur Burak, geç bakalım. Kendi günümden de birkaç parça görüyorsunuz. Uyandık, biraz kendimize geldik, toparlandık. Yüzümü müzümü yıkadım. Burak geldi o arada. Zaten spor salonunda yatıyoruz, kalkıyoruz anasını satayım. Bu ara iyice dallamalıkta zirveliğe gidiyoruz. Devam. Burak, şimdi sana da o konuyu soracağım kanka. Arkadaşlar, Burak pratisyen hekim doktor. Devam. Hadi birkaç tane daha. Hadi. Hadi hadi hadi. 12'den sonra çıkmaz. Şimdi Burak. Şimdi Burak. Sana da soracağım. Sence ne diyorsun bu konu hakkında kanka? Abi zaten hızlı kilo alım verimlerde ilk attığım vücutta hem su topluyor, yemenin içmenin etkisiyle vücut su topluyor ister istemez. Sen onun kilosunu alıyorsun. Aynen. Bir de sen günde 1 kilo yemek yerken 2 kilo yemek yersen bir de hani tuvalet, bağırsaklar falan da bozuluyor sırada. Onların içi de dolu değil mi? Yani o arada tartıldığında adam öküz gibi yemiş. Bağırsakların içi dolu, mide dolu, adele, glikojen depoları dolu. Kilolu çıkıyor adam haliyle, haksız mıyım? Bir anda 2-3 kilo fazladan çıkar zaten. Çıkar değil mi? Peki ya, aç geziyorsun bir hafta boyunca. Hafif çıkman da gayet normal. Normal. Ya şöyle söyleyeyim, bir insanın sabah tartıldığıyla akşam tartıldığı 1-2 sen evet, çok yediğini az yediğini kıyaslıyorsun tam olarak böyle 2-3 günü. Bu videoyla şunu noktalamak istiyorum. Yani ben işte bir hafta yemek yedim, kilo aldım. Abi öyle bir şey değil. Bu istikrarlı bir şekilde aylarca kütle kazanmak, kilo almak, aylarca yüksek kalorili beslenerek, temiz yüksek kalorili beslenerek, sert antrenman yaparak kas kütlesi kazanılıyor. Haksız mıyım kanka? Haklısın. Beraber biz ne kadardır çalışıyoruz? Sen bak ara veriyorsun 15 gün, 20 gün falan. Ama ne kadar küçük küçük kas kütlesi kazandığını, hele hele natürel olarak kendini ne kadar zorlayıp da ne kadar küçük küçük kas kazandığını farkındasın sen. Ya şöyle bir şey var, kas kazandım ama sor bakayım kilo aldım mı hiç? Değil mi? Yok yani. Abi, görüntü değişti. Görüntü değişti. Omuzlar, bacak, sırt değişti ama kilo aynı. Aynı kilo. Değil mi? Kas kütlesi kazandın. Ha, maksimum 7 ayda 8 ayda aldığım 2-3 kilo, o da anlamlı bir kilo artışı değil zaten. Yani hani, evet evet. Burak'ın dersini verdim. Bir güzel bir antrenman yaptırdım ona.
dümenden. Şöyle bir sağlıksız, kaliteli değil ama böyle kalitesiz bir burgerle başlıyoruz. Burger King'le. Şöyle 5 tane burgerim var benim. Önce. 2 tane şekersiz kolam var. Burada da bir dünya patatesim var. Evet, Burger King'in hamburgeri. Akşama çok daha kalitelisini, çok daha lezzetlilerini, çok daha büyüklerini yiyeceğiz. Mert abinin orada. Mert abinin yerinde. Bugün hep yiyeceğiz abi. Bakalım gecenin sonunda toplam kaç kilo olacağız? Biz de her zaman samimiyet ön planla, değil mi Meri? Aynen öyle abi. Hep dalga geçiyorlar benimle. Hep öyle diyor musun? E ne diyeyim abi? Bugün tıkanana kadar, doyana kadar, bitene kadar hamburger yiyeceğiz. Bugün o kadar çok yemeliyim ki yarın hiçbir şey yemeyeceğim çünkü. Hiçbir şey ya. Yarın antrenman yapacağım. Sadece su içeceğim, düşünsene. Bütün gün uyanacağım ve akşam yatana kadar hiçbir şey yemeyeceğim. Evet abicim, bugün sence kaç hamburger yersin? Abi bundan sonra ben bir 20-30 tane yerim zaten günlük ya. Şunlardan 20 tane gömer misin? Eğer sadece bunlardan yiyecek olsam ben 20-30 tane kesin yerim bunlardan. Yerim yani. Her türlü iddiasına da girerim. 20 tane yerim bunlardan rahat rahat. Her oturuşta 5 tane yesem zaten. 4 kere de kesin otururum günde yani. Aynen. 25 tane yapar. Mert abinin yerinde ne kadar yersin? Orada hamburgerler bayağı büyük. Bir tanesi 500-600 gram. İki tane yersek kafi. Bir kilo yapıyor. Aynen öyle. Kocaeli'nin meşhur hamburgercisi. Bakalım. Göreceğiz. Göreceğiz. Benimle tanıştığına pişman olacak gibi duruyor. Aynen. Batıracak dükkanı. Ama abi sen en az bir 3 tane yersin diyorum ben. Biraz acıkmam lazım. Bugün çok baksana dolu gidiyoruz. Evet. Biraz acıkmam lazım. 1 kilo çiğ pirinç yedim, böyle bir kazan pirinç yaptı, tamam mı? Ciddi ciddi böyle 1 kilo çiğ pirinci haşladığında böyle 600-700 gram tavuk, et, met, yanında yeşillik meşillik, bir gün boyunca bunu yedim. Kilo almayı kafaya takmışım. Her gün buna benzer besleniyorum. O kadar 1 kilo değil ama 1 kilo benim rekorum hayatımda yediğim. Annem dedi ya, bir gördü kazanı, oğlum dedi sana 2-3 günlük dedi bir pilav yapsak kocaman böyle dedi pilav tenceresiyle kazanla dedi pilav yapmamız lazım sana dedi. Günlük dedi sen bunu yiyorsan falan, 1 kilo çiğ pirinci haşladınız arkadaşlar. Böyle bildiğin kocaman bir tencere yapıyor yani. Saatte bir yiyorum, acıkma hissini unuttum. Aylarca bu şekilde beslendim. Temiz, o şekilde kilo aldım. 70'li kilolar dedim, böyle lisedeyken falan beni görseniz. Bir de 102 kiloya kadar çıktım. Hadi abisi. Sıra, ben de şey yapacağım, kaç bakayım kendime. Nasıl? Nerede? Son set bitiyor bütün. Gireyim çıkayım mı anlamadım, bir daha bir söyle. Son set bitiyor. Dur amına kız. Hey yavrum, karizması çizildi be. Bas! Hey maşallah be. Erkek adam erkek ağırlıklarıyla çalışıyor lan. Bu ne ya? Evet, dümen odaklı bir idman. Abi bir güzel bak, basmadığın bir şey olsun bari. Böyle bir şeye basalım. Heh tamam. Atakan mı döver ben mi? Yüksek söyle. Yüksek. Sen abi sen. Oh. Geldim abi. Hadi bak ben altıda gideceğim, bara gideceğim. Abisi. Bar beni bekler. Çalıyor mu? Red çalıyor mu şu an? Çalıyor ya, çalıyor amına koyayım. Çalıyor mu? Çalıyor amına koyayım. Böyle bacak arasından geçiriyorsun ama. Ya ne böyle çekince ne oluyor kanka? Böyle daha tatlı. Hayır abi ben öğrenmek istiyorum amına koyayım. Böyle çekince ne oluyor, böyle çekince hiç ne oluyor? Hiç olmuyor abi aynı. Allah Allah. Tamam ben o zaman öyle çekeceğim. Yani altı aşağıma almak istemiyorum. Baksana abi. Abi açıyı yakaladın mı? Benim taşaklar büyük kanka, çiziyor. Çiziyor, hiçbir şey olmaz. Tamam ben çiziyorum. Benim şu an bir şey bildiğinde sizi bekliyorum, tamam mı? Nasıl titriyor amına. All night long baby. Yavaş amına koyayım. Tüm gece boyunca bebeğim.
Çok güzelsin ya. Bayıldım abi. Bundan sonra böyle idman yapıyorum. Şaşmaz. Devam abisi. Şimdi öyle çalışınca ne oluyor, böyle çalışınca ne oluyor biliyor musun? Kameraya sırtını dönüyorsun böyle. Öbür türlü önünü dönüyorsun. Al amına koyayım. Ya işte bu ya. Bana onlarla gel ya. Şu bisepse bak. Dibine ne koydun lan? Ne o baba? Turuna ballar nerede? Biliyordum, biliyordum. Yok, yok. Ya be adamsın. Cebinde turuna balla geziyor hayvan. Özüne çektim ama. Biliyordum bunu yapacağını. Arkadaşlar, turuna bol bir çeşit vitamindir amına koyayım. Aynen, aynen. Bir tür vitamin kompleksi, Olimp markası. Yeah. Hadi bebeğim. Yanlış mı arkadaşlar? Amma. Çekil abi. Çekil abi. Tamam abi çekil. İdman yapıyoruz ama. Tamam. Olacak iş değil bu oğlum. Uzaklaş. Tamam. Eller tamam. Yukarı. Eller yukarı daha iyi. Başka bir şey. Şimdi Burak'la müthiş bir projemiz var arkadaşlar. Bayılacaksınız. Bunu da bu ciddiyetle anlatmayalım. Bunu çıkartalım. Bu da Ömer abinin kızı unutmuş. Ufak 5-6 yaşında. Biz de dümenden hemen takalım dedik onu. Projeden bir kısa bahset bakayım hemen. Aksiyon. Çatışma. Çetecilik. Çetecilik. Kısa film. Kısa film. 10 dakikalık bir kısa film. Ama müthiş bir her bölüm 10 dakika. Her bölüm 10 dakika. Tadı damağınızda kalacak. Ama müthiş bir prodüksiyon, müthiş bir maddeye harcayacağız. Detaya girmeyelim. Ama bildiğiniz gerçekçi film bir, olacak. Gerçekçi bir hikaye. Bildiğiniz film olacak yani. 15-20 karakter oynuyor herhalde filmde. 15-20 kast alamış. Tabii. Düşün. Böyle bildiğin çetecilik, silahlar vesaire takır takır tarama böyle body savaşları falan filan. Müthiş. Dövüş sahneleri falan. Dövüş sahneleri falan filan güzel. Geliyor. Geliyor. Bas. Sen de kalsın. Bir dakika. Hayır abi. Oğlum azıcık hatırlarsın. İmkanı yok. Bak beni şu kadarcık seviyorsun. Alem ben pembe miyim lan? Allah. Alo. Tak şunu bakayım. Tak şunu. Yok sen öyle. Dizde bu şey yapacağız sana. Tamam fark etmez. Orada vuruşur. Şey yapacağız abi. Vuruşuruz kardeşim. Son set oğlum zorlamayla gelişim mümkün değil bu şekilde. Mısın? Elime değecek. İşte bu. Hadi bir tane daha. Yemez. Hadi lan. Yemez abi. Yemez. Oğlum bu nasıl kaldı? Hepsini takmışsın dallama. 8 tekrar koydum. Bir daha koydum çık. Terk et burayı. Burayı terk et. Bağırma. Dur lan bağırma abi. Ver bir sepsi. Şimdi bak. Bakıyorsun hanginizinki daha büyük? Benimki. Benimki amına. Benimki daha büyük. Siktir lan. Orayı sormadım belki. Arkadaşlar. Belki az önce mi? Yatağa girdim dediğinde şaka yapmıyordum. Oradan biliyor. Buran kafaya bak şimdi benim kola bak. Nasıl kafa? Kafan kadar kolum var da. Getir lan. Arkadaşlar kafam şöyle. Gördüğünüz gibi kafam daha büyük. Sen gel. Abi bas. Bas yeter be oğlum. Tamam bunu körledik. Tamam yeter körledik onu. Habibim benim ya. Habibi, how are you? Habibim benim. Fine. I am good. Alhamdulillah. How are you? I am good. You? Fine and you're good. Very exercise. Every day exercise and eating. Eating very and? Good. Yes. Workout. Yeah, of yeah, course. Yeah, with me and YouTube video. Okay. Geçen gün my followers is saying Instagram messaging. Yes. You are okay. You are bad guy. Bad guy. Yes. Habibi bizim bir numaralı müşterimiz Protein Shop'a geliyor. 10 numarada arkadaşımız, dostumuz, bizim friends. Yeah. Bir tane followers takipçilerimizden yeah. Bir tanesi Habibi'ye ben hikaye yeah. Yapmıştım Habibi'yle Instagram'da. Habibi'ye 50 tane laf söylüyorum. Ya siz yeah. Habibi bizim şeyimiz ya. Adam Habibi. Karizma, 10 numara karizma. Fizik desen, antrenman, vücut, body hiç no problem yani. Habibi and here very very good. And here and Abi very good. And Shobin here very good. Protein, BCA very good. And muscle. Muscle? Yeah, and here all BCA, protein and here. Very good and sharp. Değil mi? Good. Yeah. Very good coach. Coach. Yeah, coach. Very good. Habibi. Thank you, Habibi. Habibi. Habibi thank benim you. Bir numaralı my friend. Number one my friend. Habibi. Thank you. Abi bu... Buradan bak dikkat et. Düz. Abi önümü hiç göremiyorum ki bu. Nasıl bir iş abi? Nasıl bir adam bu ya? Çalışmıyor mu abi? Çalışsan hocam. Şimdi biraz daha iyi mi?
zaten geç kaldık gibi bince ya. Sen şunu tutsana bana. Adam hamburgercıyı kapatacak ya. Abi bu nasıl bir araba abi? Şunun camların mamlarını açalım ya. Şey şu ısıtıcıyı yukarıya ver, yukarıya. Bir dakika dur. Nerede bu? Şimdi Habib geldi bugün dükkanımıza. Habib bizim hem müşterimiz hem sporcu bir arkadaşımız, kardeşimiz. Haksız mıyım abi? Aynen. Çok da beyefendi kendisi. Müthiş beyefendi. Çok saygılı biri. Bizleri, Türkleri zaten çok seviyor. Sevdiği için de Türkiye'ye geliyor sürekli. Ve gerçekten çok kaliteli bir insan. Aynı zamanda Müslüman zaten. Tabii Müslüman. Çok çok kıymetli bir arkadaşımız, değerli bir arkadaşımız. Geçen gün ben hikaye attım değil mi dayı? Habib'le beraber böyle bir muhabbet, sohbet, bir hikaye attım. Bir hikaye attı. Bir kendini bilmez böyle bir vatandaşın biri. Saçma sapan şeyler yazmış oradan. Hatta birkaç kişi. Arapsın sen işte, şöylesin falan filan. Küfürler müfürler bir sürü. Ya adam Arapsan ne yap? Karizmatik, on numara beyefendi, sporcu bir arkadaş. Haksız mıyım Ömer abi? Tabii canım ya, adam Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye para kazandırıyor. Sen bu adamdan. Bir de çok saygılı, çok beyefendi bir adam yani. Evet. Hem de bizim içimizden biri. Hem Müslüman hem Türkleri çok seviyor. Hem sporcu. Çok kaliteli, değerli bir sporcu. Öyle... Kas kütlesi falan çok iyi. Karizmatik bir adam. Haksız mıyım abi? Bir de yani şeyde kendi ülkesinde böyle tanınmış, popüler bir adam. Popüler yani. Bir adam aynen. Geliyor buraya, bizi çok seviyor. Bizimle beraber muhabbet ediyor. Güzel alışveriş yapıyor. Bir idman yapıyor. Arkadaşlar ben şimdi şuradan peşin şunu söyleyeyim. Heh. Arkadaşıma biri yanlışlıkla böyle yine tekrar bir böyle kendini bilmez şekilde bir konuşma yaparsa. Habibe değil mi? Habibe gerçekten onun hakkında ben gereken işlemler yaptıracağım hukuki olarak. Evet. Çünkü gerçekten o benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Kimse benim arkadaşıma laf söyleyemez. Adam gerçi öyle bu tarz şeylere çok kale almıyor ama benim zoruma gidiyor. Tabii abi. Benim arkadaşım benim yanına geliyor. Biz üzüldük biz, yani. Biz paylaşımı yapıyoruz. Bizim paylaşımımız üzerinden ona ulaşıyorlar. Onu da etiketlediğimiz için. Ondan sonra adama oradan bir dünya hakaret etmişler. Bu şimdi ayıp, terbiyesizlik ya. Bu adam misafir gelmiş bizim yanımıza. Evet arkadaşlar, şimdi evet Mert abimizin yerine geldik. Burada arabamız da bu. Allah razı olsun, Ahmet abi buraya gelirken bize bir yolcu yaptı. Şimdi Mert abinin yeri burada İzmit'te. Burger, İzmit dürüm, tantuni, ızgara, her şey var ama Mert abinin çok meşhur hamburgerleri var. Müthiş hamburgerleri var. Onları da size çekeceğiz, göstereceğiz. Yer bu, konsept bu. Gel abi. Konseptimiz bu şekilde. Gel gir bakayım içeri. Şöyle etrafı bir ufaktan bir gözlemleyelim. Tamam. Gel buraya. Yağmurcu'dayım burada. Yağmurcu'dayım da burada. Merhabalar, merhabalar. Karşılamayı nasıl gördün? Karşılama çok güzel. Çok beyefendi. Evet. Neydi ismi arkadaşım? Mert abi. Mert abi, evet. Mert arkadaşımızın yeri gerçekten çok güzelmiş, çok beğendim. Birazdan bir hamburger tadım testi yapacağız. Bir hamburger yedim. Sen bayağı bir... Kendime bayağı bir aç çıktım ben. İnsülin toleransı dayımın biraz yüksek. En az böyle 4-5 açken, ben açken fazla konuşamıyorum. Evet. Tokkam neşem yerinde oluyor. Şu an daha rahat konuşuyorum. Şimdi enerjimi biraz. Şimdi arkadaşlar Mert abinin yerindeyiz. Mert abimle zaten çok samimi bir adam kendisi. Bizim de biliyorsunuz videolarımızda samimiyet her zaman ön planda. Öncelikle bir tanışmak istedik. Selam. Mert abicim nasılsın? Kardeşim hoş geldin. Hoş. Çok iyiyim. Biz de çok iyiyiz abi. Bugün böyle komple bir hamburger yeme challenge. Sabah kalktım ben biraz bir 5-6 tane hamburger yedim. Ama onu burger'da yedim. Onunki çok şey değil. Onu saymıyoruz. Onu saymıyoruz. Ondan sonra biraz antrenman falan yaptık. Kolpadan o. Kolpadan. Şimdi senin esas burgerini göreceğiz. Seninle bir tanışalım dedik öncesinde. Eyvallah. Sen abi ne kadardır yapıyorsun burada bu işi? Paşam 10 senedir buradayız ama son 1-2 senedir burger restoranına çevirdik. Daha önce ekmek arası lezzetlerdi. Sürekli paket servis yapıyorduk. Kaza bela işleri çok beni yordu. Biri ölmeden ben bu işi kaldırayım dedim. Biraz sinema geçmişim var. Hmm. Bunları dedim kullanayım. Sosyal medyadan insanları buraya burger yemeye çekeyim. Amacım bu oldu. Pandemide de paket servis yapmadan güzel işler yaptık. İşte İzmit'te tanınmaya başladık. İzmit derken diğer ilçeler başladı sonra. İşte Sakarya, Yolova, diğer illere sıçradık. Şimdi ufak ufak işte Türkiye tanıtımları. İstanbul güzel gidiyor. Bir samimi bir ortam var. Butik bir restoran zaten. Evet. Bir de butik olunca insanlarla hani muhabbet güzel oluyor. Sosyal medyadan da güzel mesajlar oluyor. Şu an sende hiç paket servisi yok abi. Yok, bende paket servisi yok. Ben zaten işin parasında değilim. İnsanlara bir deneyim yaşatmak istiyorum. Yaptığım burgerler biraz farklı. Her şey el yapımı. Evet. İşte soslardır, baharattır, köftedir vesaire. İşte reçeteden yani köftenin reçetesinden hariç burgere koyduğumuz ürünlerin sıralamasını bile kendim ayarlıyorum ki bir lezzet bombası olsun. Böyle yediğin zamana
ayrı bir kafa yaşa ya. Evet. Ayrı bir böyle deneyim. İnşallah sen de şimdi İnşallah göreceğiz. Anlayacaksın. Bizim, olay bu. Bizim Mert abiyle tanışmamızda Uğur abimiz var. Yine bir vücut geliştirmeci. Vücut geliştirme şampiyonu olan bir abimiz. O kendine yeni bir YouTube kanalı açtı. İkinci, üçüncü videosu olması lazım. Evet. Böyle cheat yaptı burada. Güzel bir cheat yaptı. Baktım abi hamburgerler falan normal standardın dışında dedim. ben de böyle bir içerik düşünüyordum uzun süredir böyle kendim. Dedim nasıl bir şey yapabiliriz? Mert abiyle tanıştırdı bizi. İkimiz de anında çok samimi olduk. Sosyal medyadan sürekli sohbet ettik. Telefonla konuştuk falan. Ondan sonra şimdi bugün ben dedim ki bir de bunu sporla bağlayayım. Nasıl bir şeye bağlayabiliriz? Şu şekilde bağladık. Bir gün boyunca hamburger yemek ve diğer gün tamamen aç kalmak. Bunun sebebi de şu abi. Şimdi bizim sporcu arkadaşlar mesela diyet için kilo vermeye çalışıyor değil mi mesela? Diyelim adam bir hafta boyunca çok düşük karbonhidratlı gidiyor. Tabiri caizse aç geziyor bir hafta boyunca. Bir bakıyor tartıldığında hafif çıkıyor. Diyor ki ben 3 kilo verdim. Abi o iş öyle değil. Senin adenindeki glikojen depoların boşaldı. Vücudun boşaldı. Bağırsakların içi, miden boş, karnın boş, aç karnasın diye aç çıkıyorsun. Yani bir haftanın sonunda adam akıllı 2 kere sağlam öğün yediğinde bakıyor 2 kilo vermemiş aslında. Aynen. Şimdi bunu kanıtlamak için bugün ben tıka basa yiyorum, bu akşam tartılacağım. Yarın da hiçbir şey yemeyeceğim. Sadece birazcık su içeceğim. Yarın akşam tartılacağım. Aradaki kilo farkını da göreceğiz. Bir de Mert abinin hamburgerleri de zaten kiloluk. Kilo farkını tam bakalım kaç tane yiyeceğim merak ediyorum yani. Abi ben ne bileyim çok yiyemem gibi geliyor. Ben 4-5 tane yedim ama şu an gerçekten yok açım ya. Yani. 4-5 tane bende burger yiyen bir işte Uğur vardı şampiyon yani. O kaç tane yedi? O 5 tane yedi. Bizim. Ömer abi tanıyor. Uğur abi şampiyon Uğur Yılmaz. Uğur Yılmaz evet iyi bir arkadaşımız. Benim hemşerim zaten oğlum. Aynen. 5 tane burger yedi ama benim burgerler böyle abi. Her biri yarım kilo falan geliyor işte öyle düşün. Tamam yarım kilo. Yarışma sonrası yemiştir ama gitsin o. Yarışma sonrası gelmedi de hani bir işte şey yaptı falan o ara hani artık kondisyonda mıydı neydi bilmiyorum yani. Aslında baktığı zaman öyle beli de midi de... Her zaman yiyemiyorum dedi zaten yani her zaman yiyemem dedi ama o işte dediği gibi bir antrenmanlar var vesaireler var. Değil mi o zamanlara böyle denk getiriyor sağlam böyle gömme muhabbeti. İşte cheat meal dedikleri o herhalde bir hile günümü veriyorlar kendilerine. Ne? Kendilerine cheat day oluyor bir gün boyunca cheat meal da bir öğün evet, sadece. Ben çok vücut geliştirmeyi bilmiyorum şu orada izleyen arkadaşlar ya... Elemanı kes ya buraya. Bilmeyen adamı getirmiş falan demeyin arkadaşlar. Bizde spor tabii ki bir kültür ama hani şey vücut geliştirmeyle pek alakalı. Bizim kanal biraz daha vücut geliştirmeden artık çıktı. Daha böyle sosyal, daha serüvenli ya. Zaten ya. Serüven o. Tırdaki olay zaten 10 numara. Aynen. Süper. Sizin bu Taksim'deki muhabbeti de çok sevdim ben. Evet. Ya sizin böyle tabii makara diyor. Muhabbet çok güzel abi. Evet, tam böyle İzmit style. Yani İzmit'i her yerde bilirler. Ben üniversiteyi Erzurum'da okudum. Erzurum'da bile İzmitçe nedir abi falan. Abi samimiyet olacak. Bak şimdi kamerayı açtık normal sohbet ediyoruz yani masada. Kamera yokmuşçasına. Bizim muhabbet. Bu olduğu zaman güzel oluyor. Aynen ben seviyorum. Donla. Şimdi bunun tabii akşama kadar da dağıldı ortalık biraz. Görüntüyü ona göre ayarlaman lazım ki çok dağınık çünkü ortalık. Tamam mı? Biz şimdi arkadaşlar, şunu da bir belirtelim. Öncelikle Mert abiciğim ben bu tarafa giriş yapabilir miyim? Tabii tabii gelebilirsin. Şimdi arkadaşlar biz kapanışa yakın geldik. Yani bugün zaten 1'de uyandım, 3 gibi bir hamburger yedik, 4 gibi. 9.30, şu an saat 9'u biraz çeyrek geçiyor. Kapandı değil mi? Burası normalde tabii. Kaçta kapanıyor? 9.30-10 arası kapatıyorum. Şu an senin için almayacağım müşteri. Yok abi teşekkür ederim. Hayır almayacağım derken yani kalmadı aslında zaten ürünüm size kadar ayırdım ben onları. Akşam da yoğunluk vardı. Hani burger köftesi çünkü belli sayılarda yapıyorum. Fazlasını da yapamıyorum yani. Tamam. Butik olduğu için her şey. Size göre ayarladım. Birkaç ürün yapacağız burada. Tamam. Güzel eğleneceğiz. Erken gelseydin yarışma challenge yapacaktık sende. Etimiz, ekmeklerimiz. Bunu önce mühürlüyorum. Sonra 5 saat kısık ateşte pişiriyorum abi. Bunu... Bu normal orijinal et değil mi? Evet. Orijinal et. Anladım. Orijinal dana eti. Dana eti. Sokumdan oluyor ki yani biraz sert bir ettir ama çok lezzetli oluyor. Bunu burger köftesiyle karışık olarak yapacağım. Onun adı da El Mariachi burger. Biraz acı olduğu için... Ha, bu acı mı? Bu acı değil. İsteğe göre acı atıyorum. Hmm. Kendi el yapımı acılarımız var. İşte bu avokado, guacamole sos vesaire yaptığımız soslar. Bir de pastırmalı bir burgerimiz var. Sana bir etli yapacağım, bir de pastırmalı burger yapacağım. Gurme burger. Olur abi. İleride de işte Meksika mutfağı vesaire olacak. Şimdi Meksika mutfağını da güzel yapıyorum. Ben çok güzel ürünlerimiz var. İzmit dürüm diye tescilli bir ürünüm var. Evet. İzmit dürüm. Böyle bayağı büyük böyle... Tavuk, işte patates kızartması, kendi soslar vesaire, işte cheddar medar. Ve bu çok sağlam bir dürüm. Onun da işte patentini falan aldık. Çok iyi. Kendi stilimiz abi, İzmit'imizi yansıtıyoruz yani. İzmit'in de bir aynı dürüm, bizim gibi. Dürümü olsun yani. Evet, evet, doğru. Aynı senin gibi, doğru. Biz de İzmit'i temsil ediyoruz vücut geliştirme camiasında. Aynen. Bu patatese şeyi gördüm ben bile, cheddar peyniri falan. Evet, cheddar döküyorum. Onu da yapacağım size. Hadi ya. Cheesy chips. O efsane bir şeye benziyor. Aynen, süper ya. O tipi çok güzel gözüküyor ya. Efsane. O kendini arada çekiyor. Aynen. Ya ben geldiğimde burayı çok aç değildim. Yemin ediyorum acıktım ya. Şimdi burada durmak var ya. Adamı acıktırıyor cidden.
Ya senin gelmen ama beni çok mutlu etti. Yani şimdi gençlerle muhabbeti çok seviyorum. Tamam, çok yaşlı değilim ama abi de enerjiniz çok iyi yani. Mekan enerjisine yansıyor. Sen bu her şey yansıyor. Değil mi diyorlar ama. Baktım ya, süper eğlen. Ya bakmak ne, alamıyorsun ki kendini. O değil videoya mi? Da geçiyor. O videoya da geçiyor. Ya bir kere fikirler inanılmaz enteresan yani. Tırda şey nedir abi yani? Nereden çıktı o tırda vücut geliştirme? O abi de müthiş bir abi. Onunla var ya iyice şey gibi oldu. Sanki 100 yıldır tanışıyoruz gibi samimiyiz şu an. Süper abi siz. Ben dedim bundan nasıl, ne iş yani? Ne oldu biliyor musun? O bana ilk defa hayatımda adamı Instagram açıyor. Instagram'dan ulaşıyor. Diyor ki kardeşim ben böyle böyle tırda vücut geliştirme yapıyorum. Şampiyon olarak atılıyorum. Allah. Tırda yiyorum, tırda içiyorum. Gittiğim şehirlerde antrenman yapıyorum falan. Ondan sonra dedim abi hani... Tır ya, insan şey yapıyor, lan diyorsun tırda ne ayak, biz başımıza bir hal var. Tamam mı? Dedim sen dedim Kocaeli'ye gel. Cem Yılmaz'ın yaşlı ibadete dediği sen, gibi. Sen dedim Kocaeli'ye bir gel, sen dedim biz tanışalım. Benim dedim mekana çağırıyorum şimdi. Orası kendi çok iyi. Aynen ne yapmış? Alo bir ya. Bir antrenman yaptık, benim salona geldi. Baktım adam Bilgehan Koç'u, Muhammed Kodala, bizim camianın aynen en üst seviye insanlarını tanıyor. Yani popüler insanlarla arkadaş falan. Antrenman yaptık. Harbiden de adam tırdan indi geldi. Harbiden de formu çok iyi. Ve hani natural geldi. Yani güzel bir de böyle bir abimiz çok ya. İyi falan. Ondan sonra zaten orada bir bayağı bir samimi olduk. Tırda zaten 4-5 gün bir yolculuk yaptık. Hep aynı beraber üstte atlıyoruz Ranza'da. Evet. Diyet yemeğimizi yapıyoruz. Antrenmana gidiyoruz. Gidiyor yıkıyor falan filan. Dışarıda yıkıyoruz falan. Ya süper abi, ya. Adamdan zaten... Ne hangi şehirleri gezdin? Mersin'e gittin mi? Antalya'ya gittin herhalde. Afyon'a gittik. Değil Afyon'da mi? Zaten karda kaldık galiba. Aynen. Mersin, Aksaray, Mersin, Afyon, İzmir. Abi süper. Yolculuk 4 şehirde kaç geçin. Kaç gün sürdü? 4 gün. 4 gün. 4 gün. Devam onunla şimdi farklı Antalya'dır yazın vesaire hep gezeceğiz böyle arada. Abi efsane bak, biz üniversitede Türkiye'yi otostopla geziyorduk böyle iki arkadaş. Ama o zamanlar yani 2007, 2008 onları Instagram bir kaydettiğiniz var ya siz. Oo, tabii canım ya öyle YouTube'a. Sosyal medya falan olsa efsane şeyler geliyordu başımıza ama 4 gün bir adamla hiç kalmadık yani. Abi süper. Müthiş bir adam. Ömer bir abi de müthiş yani, bir adam. Müthiş. Çok güzel abilerimiz oluyordu gerçekten. Ya benim etrafımda şöyle diyeyim abi. Benim normal hayatta böyle 5-6 tane çok samimi olduğum arkadaşım, dostum vardır. Hani yeri 8 olsun. Zaten çok da olmaz ya insanın samimi aynen, dostu arkadaşı. Yani. Ömer abi var ya yanımda bir yerde olsa kesin o samimi arkadaşlarından biri olur. Yani o kadar da muhabbetimiz çok gibi. Da doğal bir adam ya. Hala da her gün sohbet ediyoruz. Aynen. Şimdi burada pastırmalarımız da var abi. Aynen. Bir tane pastırmalı burger yapacağım sana. Gurme burger. Evet. Onu pastırma ne pastırması? Kayseri'de oluyor zaten bu pastırma. Aynen bu çemensiz, aynen. Çemensiz bir şey var, şarküteri var internetten, ondan sipariş ediyorum. Güzel pastırmaları. Bir sürü içerik üretirsin, aynı konuyu anlat dur. Aynı, anlat dur, anladın mı? Aynı şeyi... Zaten anladın. En büyük hatalara düşüyorlar. Evet. En büyük YouTube'lar, YouTuber'lar. Evet. Daha sonra izlenmeleri düşüyor. İnsanlar da böyle yeni bir şeyler istiyor. Çünkü tabii, YouTube tabii. Ayrı bir kafa abi. Oturuyorsun yarım saat 40 dakika izliyorsun ya. Evet. Ya biz sanatçı ruhlu insanlarız. Bir şeyler yapmak istiyoruz ve beğenilmek istiyoruz. Beğenilmek de bir şey, bir iletişim yani, etkileşim, tamam mı? Sadece evet güzel değil yani. Artık bir samimiyet var, insanlar sana ulaşıyor, mesaj atıyor, görüyorsun. Evet. Eski ünlüler gibi değil yani. Bunun ünle falan alakası yok artık. Evet. Tamamen bir bağ kuruldu bence. Benim düşüncem bu yani. Abi. Bir de bizim en büyük avantajımız, bizi burada görenle dışarıda gören hiçbir farkı bulamıyor. Aynen değil mi? Tabii tabii, hiçbir farkı bulamıyor abi. Aynen. Ve o daha da güzel oluyor. Adamlar hemen geliyor, abi ne yapıyorsun, yemek yiyoruz, oturuyoruz, kahve içiyoruz. Çok tanıştığım, sohbet ettiğim insanlar oldu bu şekilde. Böyle dolaptan alacağız salata turşusu, aynen, soğuk yiyeceğiz ya. Hani sıcak bir şeyin içerisinde koyduğunda gitmiyor. Sanki yanında soğuk turşu olsa yerim ama. He. Sıcak ama ona gitmiyor. Ben bunu uyumlu ben bunu uyumlu hale getiriyorum. Sosta ısıtıyorum. Sıcak bu turşu şu an. Hmm. Soğuk değil. Nasıl diyeyim sen? Eskiden piknik hamburger vardı. Biliyor musun İzmit'te piknik hamburger? Evet, evet, sıcak evet. Bir turşu vardı. Onun gibi yani. Biraz da böyle farklı bir lezzet. Islak hamburgerdeki turşu gibi böyle. Hmm. O tarzı yaratmaya çalışıyorum. Güzel. Evet. Ama sen sevmiyorsan... Bir tanesini at o zaman, deneyeyim senin turşunu. Dene bakalım. İlk yiyeceğim olanı atalım, onu bir deneyeyim. Şunu sen bir dene, biraz atayım sen. Evet. Hem görüşlerini merak ediyorum. Aynen, bakalım aynen. Abi nasıl olmuş diyeceksin. Sonra üstüne cheddar koyacağız abi. Bu ne bu abi? Bu senin o dağıttığın et değil mi? Aynen dağıttığım et abi. Onun... Videosunu atarım, sana araya yerleştirirsin. Tabii tabii, onu koydum biz zaten. Şimdi bunlarda üçünde ketçap mayonez yok. Yakışmadığını düşünüyorum. Bu evet. Pastırmalıya yakışıyor abi. Tamam. Bunu ketçap mayonez atacağız. Tamam. Hepsinin kafasında, kafamda reçetesi var. Ona tamam. Cheddar sos, tereyağı. Bunda kendi özel baharatım var. Ondan sonra işte kaşar kullanıyorum bunu eritirken. Ondan sonra gravyer atıyorum biraz. Kars gravyeri.
Anladın mı? Abi çok yani, iyi bir şey benziyor zaten ya. Tereyağı bol zaten. O şunun, aynen, o patatestekinin işte, aynısı değil mi? Aynısı. Patateste bu çizgisi fondüyle veriyorum. Oradan sıcak mandırıp yiyorsun abi. Bakıyorum keyfine ya. Bu fondü de şeydi, çikolatalı şey yapıyor. Tabii aslında fondü yani ısıtılmış demek anlamında kullanılıyor. Biz onu biraz çikolatayla tanıyoruz ama her şeyde kullanılabiliyor açıkçası. Evet. İnanılmaz ya. Bu meşhur yemekçilerden de birkaç kişi gelmişti galiba. Abi. Evet geldiler. Kimdi, bir tanesini ben tanıyordum. Ayhan Mortepe geldi. Ayhan Mortepe, aynen. O bir tane kamerası vardı onun sahibinden de, o şekilde tanışmıştık onunla. O kamerayı satıyordu vesaire falan filan. Aynen. Bunun için geçen yıl konuşmuştuk. Aynen. Güzel güzel bir abimiz ya, enerjisi çok iyi onda. Geçen bir de 500 küsür bin aboneli bir arkadaş, evet, balık günlükleri ha, geldi. Savaş abi. Mükemmel ya, o da çok iyi bir insan. Deli Mineyne falan video çekmiş. Evet evet ya, Deli Mineyne çok meşhur inşallah. Biraz daha görüşmeye başlayacağız Savaş abiyle. Sonra belki onunla da denk geliriz. Belki samimi oluruz yani. Olur yani, iyi olmasın abi. Aynen, neden olmasın. Hayri Altay geldi. O da önemli bir gastronomi yazarı. Evet. Türkiye'de. Barış Kenan Özkan var. Instagram'da. Barış Kenan Özkan'la da takipleştik. Evet. Onda 1 milyon falan bir takipçisi var. Hadi ya. Eşinde 3,5 milyon takipçisi var. Oo. Dedi ki sırf geleceğim senin için İstanbul'dan. Hoşuma gidiyor ya, gurur veriyor yani bizim için. Bunlar önemli şeyler yani, evet, insanların beğendiğini. Çünkü onların elinin altında herkes var. Doğru. Herkese ulaşabilirler. Doğru. Ama bir ışık görmeleri, bir de İzmit'teyiz. Hani buradan bir şeylerin çıkması, Kocaeli'deyiz yani. Bunlar bize gurur veriyor. Yanına eldivenler koyuyorum. Yanına eldivenler için. Abi. Bunda eldivenle biz yiyeceğiz derim. Aynen. Aynen. Daha yapıştır gitsin yani. Tamam, süper. Müthiş. Şimdi bu da senin. İkisini yan yana koyacağım senin. Koy abi. Hı? Yok, şöyle yapayım, bir de şöyle yapayım. Ben arada durdum burada. O kadar büyük ki tabağa sığmıyor iki tane. İki tane abi, o harbiden iki tane ne ya? Ama ben o ikisini yerim ha. Gözüm kesiyor ben, şu an. Yani sana güveniyorum yiyeceğine. Gözüm kesiyor arkadaşlar. Eski badicilerden kim kaldı yani? Lütfen. Acısızlısı hangisi abi? Acılıdan başlayayım mı? Var biraz işte. Bu acılı. Eyvallah. Pastırmalı acısız. Aynen. Ama var ya, müthiş. Yemin ediyorum. Güzel bir sos. Şimdi ben normal geldim burayı. Müşteriyim aynı. Kesinlikle. Hiçbir şey fark etmiyor. Hiçbir şey değişmiyor. Yani en ufak bir sosuna kadar. Her şey aynı. Her şey aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Değişemez de yani. Tamam, süper. Herkese böyleyiz. Geçelim abi. Geçelim. Gel kardeşim. Şöyle yapalım. Aynen. Yavru da hiç sevgilim. Bir tanesini ben yiyeceğim. Dur. Seni seviyorum. Yanlış kişiye iki hamburger verdiler. 3-4 Ben şimdi başlayayım da. Hızlı bitire kadar buradayım. Ben garipsemedim, güzel. Aynen. Eldiven olayı daha rahat abi. Tabii, adam tabii. Daha iyi. İster kes, ister böyle mıncıkla ye. Şimdi abi acı olan hangisiydi? Evet o. Bu mu? Aynen. Bu kardeşim. Şimdi bana versene oradan bir azıcık. Abi dur bakayım, ben bir tadayım da. Seninki de acılı. Böyle mi? Altı tabii. Bunu çıkartıyorum abi. Çıkar çıkar. O rahat durması için. Abi bismillah. Sıkıştır abi. Akıta akıta ye. Ellerine sağlık. Gerçekten bir... Afiyetler olsun. Abi vallahi mükemmel. Afiyetler olsun. İnanılmaz lezzetli. Yakıştı elinize. İnanılmaz lezzetli. Yağmuruz dayı. Genelde hep ben yerdim. Videolarda hep ben yiyorum ya. Acıktın mı? Ben sen geleceksin diye yemek yemedim. Vallahi abi, vallahi billahi. Ama şimdi artık yiyemem yani. Neden? Çünkü... Geç mi oldu? Hayır, geç sen de ben yerim. Sen yiyor musun hamburger yani. Abi? Yiyorum hamburger. Yani ya ben kendi ürün... Yok, her gün yemiyorum. Ya yiyemem yani. Bugün yani benim canım makarna çekmişti ya. Gece hanıma dedim makarna yer. Ben öyle abi, ne istiyorsam... Şimdi farkındaysan bak, bizim vücutçular da hep yeme challenge falan yapıyorlar ya. Standart ama. Bizimki standart değil. Bak yeme challenge yaptık. İşte ertesi gün aç kalacağız vesaire, aynen, falan ulu bir şeyle. Veya abi, yemek challenge yaptım, standart bir yerde değil. Bak buraya geliyorum özellikle. Evet, evet. Hamburger işini içine kattığım anda burayı kattım. Kesinlikle. Daha farklı bir konsept olsun diye. Farklı. Onun için içeriği kaliteleştirmeye çalışıyorum. Kesinlikle. Şimdi abi, o challenge böyle bir yerde olacak abi. Evet. O hamburger videosu, hamburger yeme videosu böyle bir yerde olacak. Yoksa bizim herkes 30 bin kalori, 20 bin kalori. Onu biz de yeriz. Yemez miyiz? Her yerde yeriz ama standart bir şey olmaması lazım. Aynen. Bak burası YouTube'da ne kadar bile değişiyor. İnovasyon abi işte. İçerikte bile inovasyon gerekiyor yani. Aynen. Kendini geliştirme budur yani. Evet. Çok başarılısın. Devam. Teşekkür ederim abi. Olur mu hocam? O şehrin arkasında değil miydi abi? Hamam var. Hamamın arkasındaydı. Tamam, ben Yaşko'yu görmeye geliyordum oraya. O zamanlar çok samimi değildik hani. Yağmurcu dayımı ben ellerimle yediririm ya. Yağmurcu dayıcım, şöyle bir yer misin rica etsem? Benim ellerimle yedireceğim ama. Dur lütfen. Isır bir. Hayır, benim canım Yağmur Uca'yım ben. Ya yenmez mi bu abi ya?
Müthiş değil mi Yağmur Usta'yı? Çok lezzetli olduğu için canım sen. Karışım ayran mayran istiyorsan bak acı bu ha, kola, ayran, sprite falan. Acı yok diyor abi, gayet güzel. Acı turşu 10 numara. Yapıştır. Şöyle çedarlı patates. Ben Avustralya'da oldum bildiğim zaten. Birçok bitmediğim bize kalmadı ama gerçekten böyle böyle nadir, böyle çok böyle aklımda yani bunlar, bu tadı mesela unutmam ben bile abi. Eyvallah. Geçen de Avustralya'dan bir abi geldi, onu konuşuyorduk ya, yarım kaldı yurt dışı. Hani onlar direkt gelmedi ama Avustralya'dan tatile gelirken abi görmüş işte. Hı hı. Direkt gelmiş, hani yumurtalı bir burgerim var. Orada yumurtalı çok yapıyorlar diyor. Burada diyor yapan yer yok dedi. O yüzden atladı geldi. O da öyle muhteşem dedi yani. Dünya standartlarında bir burger. Ya, tabii hoşuma gidiyor benim de yani bu şeylere ulaşmak. Bozmamaya çalışıyorum. Bu da aynı böyle abi. Bir de soruyorum yani arkadaşlara, gerçek görüşlerini almak istiyorum. Hani nasıl, ne değildir, var mı eksiğimiz, İnanılmaz. Var mı fazlamız? Eksik ne biliyor musun abi? Eksik, bunu bu eldiveni vermesen büyük eksik. Bunun tadını böyle alamayız biz. Biraz hani tuzlu oldu. Abi dökülecek mökülecek biraz ama. Aynen. Değil mi? Bunu şimdi böyle kesip böyle kibar yemeye çalışsa öyle bir şey değil abi. Değil değil, kesinlikle. Olay bu abi, bunu böyle deneyimleyeceksin. Sadece biraz tuzlu olduğunu söylüyorlar bazen. Ben bilerek yapıyorum onu hani biraz. Ben söylediğim için bana çok şey yapmıyor. Böyle duyargaları açsın yani, o lezzeti sonuna kadar hissedin diye biraz tuzu kaçırıyor olabilirim ama farklı bir şey yok yani. Şeyle kıyaslamayacaksın abi bizi. Yani Burger King'miş, işte McDonald's'mış, KFC'miş, Popeyes'miş. Ya bunlarla kıyaslanmıyor. Şimdi insanlar bazen yanlışa düşüyor. Ama o müşteri kitlesi bende çok değişti. Çok özel insanlar geliyor gerçekten. Yani insanlar böyle eskiden tiyatroya, sinemaya giderken giyinirlermiş ya. Böyle giyinip süsleniyorlar abi. Rezervasyon yaptırıyorlar veya yaptırmıyorlar. Geliyorlar. Burada çok güzel bir muhabbet oluyor. Bir deneyim yaşıyorlar. Bir insan ilişkileri kuruyorlar, kendileri sohbet ediyorlar, biz sohbet ediyoruz. Burgeri yiyorlar, memnun, mutlu ayrılıyorlar. Ben de diyorum ki mutlu müşteriler, mutlu dünya abi. Ben buradan mutlu göndermişim. O burada dertlerini unutmuş. Zaten insanlar çok stresli yaşıyor. Doğru. Türkiye. En küçüğünden en büyüğüne kadar herkes kendini özel hissetmek istiyor ve benim de olayım bu. Ben para kazanmak istiyorum ama helal para kazanacağım. Ben seni mutlu edeceğim, özel hissettireceğim ki ben burada 60-70 liraya burger satayım yani. Tamam. Ya ben bu parayı veriyorsa 10 lira da olsa, 50 lira da olsa, 100 lira da olsa özel hissedecek insanlar. Ya bu kendine. 150 gramlık burgerden ziyade o dağılan et içinde et var abi. Et zaten özelliği o yani. O çok fena zaten. Değil mi? Abi biz seni tanıdık, çok memnun ben olduk. Burgerini yedik, burgerine çok beğendik. Ellerine sağlık. Teşekkür güzel ederim. Bir challenge oluyor. İlerleyen aynen. Saatlere doğru ben şimdi bayağı bir tıkandım. Bir burgerim daha var yatmadan önce, sonra tartılacağım. Bunu hazırlıyorum şimdi. Aynen. Zaten. Onu da buradan alacağım. Onu da ölümüne. O sadece et yapacağım onu. Değil mi? Tamam. Sadece et yapalım aynen. Baba. Bu dağılandan. Aynen dağılandan. Allah'ım artık var ya, kafam ağrıyor. Hamburgerden beynim ağrıyor. Yani 2 kilodan fazla hamburger yemişimdir diye tahmin ediyorum. Bu çünkü Mert abinin hamburgerleri 550-600 gram falan. Çünkü zaten 250 gram 300 gram et var. Üstünde bir dünya malzeme var. Ekmek falan filan. Derken normal hamburger de yedik. Bir de bu son artık 2,5 kilonun üzerine çıkacak. Bugün düşün hayvan gibi hamburger yedik tüm gün boyunca. Kafam ağrıdı yani, sabah uyandık. Kahve içtim, bir protein bar yedim. Gittik hemen Burak'la bir özel ders verdim, ona bir antrenman yaptırdım. Oradan öbür Burak'la antrenman yaptık. Ondan sonra bir kafam gitti. Habib geldi bizim. Habib Ello Mello. Bugün iyice aptalladım. Hamburger beni mahvetti yani. Bunu da atıştırayım. Suyum nerede? Tartılacağım. Bir daha yarın akşama kadar hiçbir şey yemeyeceğim. Zaten yemek de istemiyorum yani. Şu an nasıl uyuyacağım bilmiyorum. Akşam saat 1'e yaklaştı. Gece 1'e yaklaştı. Sadece o elle parçalamış olduğu etten yaptırdım bunu. Hani böyle parçalıyor ya videoda. Tak diye böyle. Sadece ondan var bunda. Bu da dağılmasını engelliyor. Kalsın. Direkt adeleye. Direkt adeleye. Sabah yüksek ihtimal erken saatlerde antrenman yaparım ki en azından adele biraz daha dolu olsun. Geceden yemek yediğim için çok. Sabah erken saatte kalkıp yarın güzel bir idman gidebilir. Erken. Dedim yani hamburgerden resmen. Bir 6 ay hamburger yemeyeceğim bir daha. Ama bu neden biliyor musun? Çünkü sabahtan beri hep hamburger. Üçüncü öğün oldu, hala hamburger. Öğün başka bir şey yok mu ya? Çay içtim, bir tane protein bar yedim. Onun haricinde hep hamburger ya. Bir kahve içtim. Yok yani başka hiçbir şey yok hamburger harici. İşte o aç karnına böyle uzun süre hamburger yememişsin, diyettesin. Böyle o hamburgeri gördüğün, onu ilk ısırdığın anın tadı yok abi. Hiçbir zaman olmaz. Bu kadar doluyken mide. Şu an karar verdim. Bu videodan sonra zargan oluyorum abi. Düşeceğim. Düşebildiğim kadar, gidebildiğim kadar aç gideceğim abi. Bir derbi kemik kalacağım bundan sonra.
Bu nedir abi? Fast food'u hayatımızdan harbiden çıkarmamız lazım. Geldik zurnanın zırt dediği yere, şimdi tartılma vakti. Tartımızı ayarlayacağız burada, bir tartılacağız bakalım. Bugün ölümüne yedik. Ölümüne yedik hamburgerlerimizi. Bakalım kaç kilo çıkacağız. Bakalım yarın da hiçbir şey yemeyeceğiz. Kaç kilo çıkacağız? Yani bir hafta ben mesela bir haftada kilo alıyorum. Kilo aldım. Yok işte ben bir haftada şu 3 kilo aldım, 5 kilo aldım diyen dallama tayfaya bunu gönderebilirsiniz. Veya bir haftada ben işte 3 kilo 5 kilo verdim. Öyle bir şey yok abi. Kilo alma, kilo verme o kadar basit bir şey değil. O kadar hızlı yapılabilecek şeyler değil. Şimdi bakalım tartılıyoruz bugün kaç kilo çıkacağız. Adele her şey tamamen dolu. Kıpırdayacak halim yok. Öyle diyeyim size. Bak bir tane karın kasım gözükmüyor. Sıkamıyorum bile, o kadar doluyum. Bir tane karın kasım bile gözükmüyor. Şimdi tartılıyorum. 91.5. Söyledim ya, bir tane baklava bile gözükmüyor şu an. Hiçbir şekilde hiçbir şey yok. 91.5 kiloyum, tamam mı? Yarın yine aynı bu eşofman altı ve aynı bu spor ayakkabıyla tartılacağım. Mavi Nike'larım ve aynı eşofman altım. Gırtlağa kadar doluyum. 91.5 kilo çıktım. Bakalım yarın hiçbir şey yemeyeceğim. Yarın akşam kaç kilo olacağım? Karnımın formunu göstereyim. Şöyle bak. Ya benim yağ oranım böyle çok yüksek yağ oranlarına gezen biri değilim ben. Ama hala inan yani böyle baklavanın falan B'si kalmadı. Zaten az önce de söyledim abi, an itibariyle bu videoda kararımı verdim. Artık Atakan Zargan olacak yani. Atakan Zargan oluyor. Yakında yani. Saat sabah 9. Aç kalacağım günün birinci günündeyiz. Gram bir açlık hissi yok. Çünkü zaten saat gece 1'de hamburgere doyasıya yediğim için şu an hiçbir açlık hissim yok. Hatta böyle midemde biraz oturukluk bile var. Bakalım biraz su içeceğim, biraz kahve falan içeceğim, dinleneceğim, biraz oturacağım spor salonunda. Ondan sonra yine size haber vereceğim. Bugün tamamen aç geçecek, akşam da tartılacağım. Evet arkadaşlar, ikinci akşamın sonuna geldik. Şu anda akşam saat 10. Bugün sabah uyandım, hiçbir şey yemedim. Bacak antrenmanında ilk hareketim squat'tı, 7 set squat yaptım. Kasık, fıtığı ve uzun süredir bacak antrenmanı yapmamam dolayısıyla boş barla başladım. 5'er kilo taktım, 10'ar kilo, 15'er kilo, 20'şer kilo, 25'er, 30'ar kilo olması gerekiyor. 7 veya 8 set yaptım diye hatırlıyorum. Yani hep 5-5 arttırarak gittim. Boş barla başlayıp güzel bir ısındıktan sonra squat, ardından leg extension yaptım. Yine hafif kilolar, yüksek tekrarlar, leg curl ve calf ile devam ettim. Dümenden bir bacak antrenmanı oldu. Yine de kendimi %80 zorlamış olduğum bir bacak antrenmanı. Çünkü kasık fıtığı olduğum için kendimi olabildiğince %80, %90 zorluyorum. %100'ümü veremiyorum bacak antrenmanlarında. Ki fıtığımı patlatmamam, zorlanmamam sebebiyle. Tam olarak burada aynı yerde tartılmıştım. Biraz daha saat geçti. Birkaç saat daha aç kalsam belki biraz daha bir 300-500 gram daha düşük çıkma ihtimalim var. 91.5 kilogram çıkmıştım. Altımdaki eşofman aynı. Spor ayakkabı aynı. Şimdi tekrardan tartılacağım. Evet, tartılıyoruz. 89.5. Bir daha tartılalım. Tartımızda ufak bir sıkıntı var. 89.5. Karın kaslarım çok daha belirgin. Niye? Dün akşam tamamen adele doluydu. Yani ben şimdi dünden bugüne 2 kilo mu verdim? Dünden bugüne benim 2 kilo vermem imkansız. Ama ne oldu? O adelenin dolum boşalım, glikojen depolarının dolup boşalması, bağırsakların içerisinde, midenin içerisindeki yemeklerin yapmış olduğu ağırlık bizim için önemli burada. Güzel bir video serisi yapmaya da karar verdim. Bayağı bir kilo verip düşeceğim, kilo düşeceğim. Biraz böyle 80'li kiloların altına 79'lu, 78'li kilolara düşmeyi planlıyorum. Böyle tam bir zargana moda geçeceğim artık. Güzel böyle karın kaslarını biraz daha açayım arasını. Biraz fast food'la beslenince böyle bir şey yapmaya karar verdim. Güzel bir video oldu. İşte ben bir haftada 2 kilo aldım, 3 kilo aldım, 5 kilo aldım. Öyle kas o kadar kolay kazanılmıyor. O 10 kilo alan adam bile yeri geliyor 300-500 gram, 200 gram belki kas kütlesi koyuyor. 100 gram kas kütlesi koyuyor. Kas o kadar kolay kazanılabilen bir şey değil. Yağ o kadar çabuk yakılan bir şey değil. Yani bir haftada ben 3 kilo verdim, öyle bir şey yok. 2 öğün sağlam yediğinde kilonun gerçek değerini görürsün yani. Öyle söyleyeyim sana. Bunu anlatan değişik bir challenge oldu. Bir gün ölümüne hamburger yedim. Diğer gün ise hiçbir şey yemedim. Yani çok az bir pirinçle bir yumurta yedim. O da birazcık bacak antrenmanı yapacağım için öncesinde bir karbonhidrat ve protein girsin içime istedim. Şimdi bundan sonra biraz daha atıştıracağım. Yani sabah biraz daha atıştırmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.